O dönemki Firavun ve eşlerinin büyük ihtimalle taktığı takılar. Bugünden çok büyük fark yok bir ses. Bir mumya herhalde. Havasını falan almışlar özellikle. Aynen. İçinde de büyük ihtimal azot falan doldurdular sanırım. Şu kısımda valf var. Büyük ihtimal içerisinde azot doldurdular ki çürüme devam etmesin diye. Bak burada gördüğümüz ilk mumya bu arada. Çok ince detaylar var. Yani tipinin değil mi kıyafetinin? Çok ince. Sen şunları. Büyük mü bir şeyler anlatılıyor. Tabii biz bu hieroglif olduğu için anlamıyoruz. Ama hayatını mı anlatıyor artık? Ya da geleceğe dair şeyler vardı onu mu yapamamışlar? Onu mu anlatıyor bilmiyorum. Ama üretildiği materyal böyle çok enteresan. Şimdi baktığımız zaman böyle şey gibi. Ahşap üstüne işte alçı kaplanmış, alçının üzerine böyle şey yapılmış gibi bir tipi var. Çok enteresan. Tekstil gibi sanki. Tekstil değil mi biri? Öyle gözüküyor. Evet, bunlar mesela örülerek yapılmış. Büyük bir ihtimal maske gibi bir şey herhalde. Herhangi bir yerde yazmamışlar ama şu maskeler de çok iyi. Ben hoş. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda daha büyük heykeller var. Onları da görelim. Onlar da çok enteresan. Hoşunuza gideceğine eminim yani. Ama nereden ineceğiz? Güzel. Bence burası. Aynen. Tam aşağı inerken burayı gördüm. Gizli hazinenin bulunduğu bölünmüş. Bunların içi daha güzelmiş ya. Thank you.
orada bir tane ayakkabı var mesela. Ta o zamandan bu zaman kalmış. Şunun çürümemiş olması acayip enteresan ya. Bugüne kadar nasıl çürümez bu ya? Sabahtan gelmeleri lazım mesela. Sıkıştırmayacaksınız. Yoksa birçok şey kaçıyor. Hızlı hızlı geçmek zorunda kalıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz, yakalayamıyorsunuz. Cidden güzelmiş ya. Cidden çok hoş. Bak bu kırılmış. Kırılan parçalarını işte böyle şeyle onarmışlar. Plexiglass'la. Aynen mantıklı olmuş. Bu taştan. Diğerleri hep şeydi. Tahtaydı. Bazıları taştan, bazıları tahtadan, anlayamadım ben mesela. Onu gördüm ben yukarıda. Bak, aynen onu söyleyecektim. Bak burada da var aynı emoji. İnteresan bir şekilde yukarıda smiley vardı. Göstereceğim. Bildiğin smiley. Yeni smiley mi yoksa? Bildiğimiz smiley ya. Eskiden kalma mı ama? Bilemiyorum. Evet, eskiden kalmıştı. Yani yeni yapmayacaklarına göre öyle bir şeyin üzerine çizmezler herhalde. Saçmalık. Bunu da göstereyim. Ya bizimkiler bunlardan örnek alıp bazı şeyler yaptılar ya da böyle bir şey şans eseri çıktı ortaya. Bazen oluyor böyle mirror yaptıkları zaman. O tarz bir şey de olabilir. Büyük ihtimalle bunu hazine avcıları kırarken burayı, daha sonra açmaya çalıştıklarını kanatırken kırdılar. Tahmin ediyorum. Baya baya paramparça olmuş bazı yerler. Ama granit mesela, bunu çok zor, aşırı zor işlemişlerdir bunu. Evet, oraya gideceğim. Orada? Sol taraf. Çok güzel abi ya. İşte İlkanları sonda mesela. Görmek istediğimiz yere geldik. Bak esas burası Luxor'daki tapınağa benziyor biraz. Birebir benzerini yapmışlar replikasını. Peki bu? Bu tablet ama neyin tableti? Bir Allah bilir. Ama birçoğunun yanında hiçbir şey yazmıyor. O yüzden dolayı anlayamıyorsun. Neyin ne olduğunu çözemiyorsun. İşte tahmin ederek her şey. Şu çok değişik bir materyal ya. Granitmiş. Aynen granit. Luxor'daki tapınağa benziyor biraz. Onun böyle replikasını yap. Gerçek parçaları birbirine birleştirip herhalde o parçalar artık satıldı mı, kayboldu mu bilemiyorum. Parçalandı herhalde ki. Parça parça birleştirip replikasını yapmışlar. İşte esas mevzu burada. Şuradan göstereyim. Daha büyüleyici olsun bari. Bu da çok iyiymiş. Kafası olsaymış daha iyiymiş de. Şöyle. Tam yukarıdan gösterdiğimiz şey. Çok iyi ya. Bu hangi firavun acaba? Bunda yazıyor neyin ne olduğu. Güzel, oraya bakabiliriz.
Firavun eşi ve çocuğu büyük ihtimal. Tam bir okuyalım oraya da. Aynen dediğim gibi çıktı. Amenopis diye bir Firavun'un eşi, çocuğu ve kendisiymiş. Onları resmediyor. Hı-hı. Tabii canım, o değil. Yukarıdan gördüğünüz çok büyük bir yer döşemesi vardı ya. Yani buna ne denir? Bu da çok iyi. Bunun bayağı birkaç yeri kırılmış ama ya. Çok enteresan. Yüzeyini kaplama mı yapmışlar? Kaplaması mı kırılmış? Tam anlayamadım açıkçası. Ama çok güzel. Bu da çok iyi. Ve kusursuz bir şeyi var ya. Açısı var böyle. Çok keskin, kusursuz. Ve o zamanlar bu pürüzsüzlüğü o zamanlar nasıl sağlamışlar? Çok enteresan ya. İmkansız bir şey yani. Bak yine o gözler mesela şey... İki yan yana var ama emoji yok. Yani bir tane orada şey olsaydı emoji gibi olacaktı. Yalnız... Oyması zaten mükemmel. Bir de pürüzsüzlüğü aşırı mükemmel ya. Mesela şurası falan matlaştırmışlar. Burayı çok böyle parlatmışlar. Yani şu anda bunu yapmak için çok uğraşıyorlar. Düşün, o zaman nasıl yapmışlar? Değil mi? Malzeme çok kalın ve böyle nasıl anlatayım, sert bir malzeme. Ya bu sadece Morse alfabesi olması. Morse değil ama o alfabe, o görme engelliler için Morse değil galiba. Hadi ya. Aynen. Neydi? Söylemeyeceğim, sen kendin bul bakalım. Bir şey söylemem. Bilenler yoruma yazsın. Yoruma kısmına belirtin arkadaşlar. Buna Braille alfabesi deniyor. Ne alfabesi? Braille. Gözle görmüyorum. Allah'ım ya. Şey yok. İngilizce, Türkçe hiçbir şey yok. Görme engelliler anlayacak ama. Ama onun bir ileride şeyi vardır. Evet, doğru söylüyorsun. Niye yapıyorsun? Bak, burayı görmemiştik. Bu arada Mısır'da çok büyük bir hijyen takıntısı varmış o dönemde. O yüzden herkes saçlarını bu şekilde kel yapıyor. Kel dolaşıyorlar. İşte bitlenme falan olmasın diye. O yüzden dolayı Mısırlıların büyük bir çoğunluğu peruk takıyor. Peruklu olmalarının sebebi bu. Mısırlıların neredeyse hiçbir yerinde kıl bırakmayacak kadar kendilerini temizliyorlarmış. Böyle bir takıntıları var. Çok iyiymiş ya.
Sonunda çıkışı bulduk ya. Çıkışta özellikle sizi bir şeye yönlendiriyorlarmış. Alışveriş merkezine. Tamam, alışveriş merkezi diyorum yani, ne derler ona? Hediyelik eşya bölümüne yönlendiriyorlar. Eşya aynen burası. Çıkarken de herhalde almayasın ne büyük mü aranıyorsun? Only bag. Şey almayasınız diye herhalde çantaları şey yapıyorlar. İşte sizi buraya yönlendiriyorlar. Mesela hiçbir yerde ATM yoktu, burada ATM var. Bir şey almak isterseniz artık buradan alabilirsiniz. Bunlarla ilgili şöyle diyebilirim. Çarşıda daha ucuza bulabilirsiniz. Yani hemen burada atlamayın bence. Ne kadarmış bu? Mesela bu 550. Ortalama yarısına bulursunuz bence bunu. Biz 1500'e falan bayağı bir set aldık. Çok enteresan bir şey bulduk. CNC mantığında şey var. Tabii normal kalem var. Papirüsü yazdırıp büyük meçerde sen seçiyorsun. Ona göre ismini de yazıyor böyle. Diyor. Şimdi var bak. Aynen. Karşılıkları. Yani çok değil mantıklı mi? Olmuş ya. Aşırı mantıklı evet, olmuş. Evet, bir karşılığı var. Sonra da böyle. Aa, aynen esas. Senin ismini hieroglif olarak yazıyor. Tabii, bak. Çok mantıklı. Şu an yazmıyor ama normalde o değecek herhalde. Yaparken gösterecekler, sonra işte teslim edecekler. Aşırı mantıklı olmuş ya. Sevdim, değişik bir alet. Ufak alırsan 250, 190, büyük alırsan 400, 220, 320. Artık isterseniz alırsınız. Tek düzü olmaz. Orjinal diyor ki. Yavaş yavaş kapatmanın vakti. Buraları da zaten böyle arkadan görürsünüz artık. Bence kendiniz gelin görün. Net diyorum. Yani varsa şansınız kendiniz gelin görün ve şey yapın. Deneyimleyin bunu. Ve mümkünse bir turla gelin. Her şeyi anlatsınlar. Çünkü biz burada bayağı bir kafamıza göre gezdik. Birçok şey de altında yazmıyor. Bilenler anlatıyor. Biz anlamıyoruz. Çünkü ya Korece ya işte Arapça anlatıyorlar. İngilizce bulduklarımızdan biraz çözmeye çalıştık. O yüzden bence kesinlikle bir turla gelin. Bu video biraz sessiz oldu. Artık idare edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.